Merhaba Mastermind izleyicileri. Kızıl gezegen Mars, yuvamız Dünya'ya fazlasıyla benziyor. En azından milyarlarca yıl önce Dünya gibi mavi ve yeşil bir gezegen olduğunu biliyoruz. Hedefimiz oraya gidip yerleşmek ve zamanla orayı yeni yuvamız haline getirmek. Peki madem bu kadar basit, neden Mars'a gitmiyoruz? Bilim kurgu filmleri, normalde anlamak için yıllarımızı heba etmemiz gereken meseleleri çok basit bir şekilde anlatıyor. Ancak bu basitliğin bir bedeli var. Giderek her şeyin daha kolay olduğuna, daha az çaba gerektirdiğine inanıyoruz. Tıpkı insanları Mars'a götürmek, oraya yerleşmelerini sağlamak ve daha sonra bütün gezegeni ikinci dünyamız haline getirmek gibi. Yıllarca Mars'ta ölmek istediğini söyleyen, ancak son dönemde bu sözünün çok da gerçekçi olmadığını dile getiren Elon Musk'ı artık çok iyi tanıyoruz. Kendisinin nihai hedefi insanların Mars'a yerleşmesini sağlamak. Hatta sahip olduğu SpaceX'in geliştirdiği Starship isimli roketiyle buna ön ayak olmak. Bu nedenle 2022'de önce 8 sivili Ay'a götürüp getirecek. Ay'a kurulması planlanan uzay üssü ile hedef Mars olacak. Tabii tüm bunlar kağıt üzerinde yazılıp çizilenler. İşler gerçekte pek de öyle değil. H.B. Vance'ın Elon Musk'ın hayat hikayesini anlattığı biyografi kitabında Mars'a neden gitmediğimize ilişkin ufuk açıcı yanıtlar var. Gelin şu Mars işinin perde arkasına birlikte bakalım. Mars'ta bir gün geçirip geri dönmek için 1,5 yıl harcamak gerek. Mars'a ilk gidecek insanlar arasında yer aldığınızı düşünün. Gidiş yolculuğunuz için Dünya ve Mars'ın birbirine en çok yaklaştığı anı beklemek zorundasınız. En yakın pozisyonda bile minimum 6 ay boyunca Mars'a yolculuk yapacaksınız. Fırlatma anında iki gezegen birbirine yakın olacak. Ama biz yoldayken tekrar uzaklaşacaklar. Mars'a sağ salim ulaştığımızda ise Dünya, yola çıktığımız mesafeden neredeyse 2 kat daha uzağımızda olacak. Mars ile Dünya arasındaki mesafe sabit kalmadığı için yaşanacak bu mağduriyet nedeniyle dönüş yolumuz yaklaşık 1 yıl sürecek. Yani kaba bir hesapla Mars'ta bir gün geçirdim diyebilmenin bedeli 1,5 yıla tekabül edecek. Elbette yolda yediğimiz radyasyondan ve altüst olan psikolojik durumlardan da söz etmiyorum. Bir de yiyecek ve içecek meselesi var. Bugüne kadar insanlar en fazla 10 günlük süreyle yiyecek ve su stoğu ile Ay'a gönderilebildi. Süre kısaydı çünkü Ay oldukça yakındı. Bu nedenle Ay seferinde erzak yükleri oldukça hafifti. Buna rağmen her insanlı Ay seferi milyarlarca dolara mal oldu. Hatta 50 yılı aşkındır Ay'a gidemiyor oluşumuzun en büyük nedeni de yolculukların son derece pahalıya patlaması. Bir insanın günlük besin ihtiyacı yaklaşık 1 kilogram. Ek olarak günde minimum 2 litre su tüketmemiz gerekiyor. 1,5 yıl için kişi başı 500 kilogram yiyecek aldığımızı farz edelim. 3 kişi için bu rakam 1,5 tona tekabül ediyor. Suyu ise yüksek teknolojili arıtma sistemleri sayesinde yeniden kullanılabilir hale getirdik diyelim. Yine de bir o kadar suya ihtiyacımız olduğunu düşünelim. Toplamda 3 tona ulaşan yemek ve su yükünün haricinde içeride tüketeceğimiz oksijen de çok önemli. Oksijenle birlikte 5 tona yaklaşan toplam yük ile 1,5 yıllık yaşam desteğimizi garanti altına aldık. Ancak bir sorun var. Bu kadar ağır yükü dünyanın yer çekiminden koparmak, uzaya göndermek ve Mars'a indirmek fiziksel olarak çok çok zor. Bu arada roketimiz hareket ederken radyasyon yakmayacak. Yani yakıta da ihtiyacımız olacak. Hem de çok fazla yakıta. Söz konusu roketi bugüne kadar hiç yapılmamış şekilde uzağa, Mars'a fırlatabilmek için çok güçlü bir dizi motora ihtiyacımız var. Çünkü hem tonlarca erzak hem de dönüş yolculuğunda kullanacağımız yakıtları dünyanın yerçekimsel alanından uzaklaştırmamız gerekecek.
Ayrıca dönüş yolunda kullanacağımız her şey masrafları iki katına çıkarıyor. Peki 3 kişinin Mars'a gitmesi için ne kadar para gerekiyor? Eğer tüm testlerin, denemelerin tamamlandığını, projenin son adımında olduğunu varsayarsak, iki arkadaşımız ile birlikte Mars'a gideceğimiz o bir seferin bedeli 20 milyar dolar. Eğer projenin en başından bu yana yapılan tüm maliyetleri, yıllar süren çalışmaları hesaba katarsak, 100 milyar doların üzerinde bir fatura ile karşılaşıyoruz. Tıpkı şu an Elon Musk'ın Starship roketi ile Ay seferi düzenlemek istediği test uçuşunda olduğu gibi, Mars yolculukları için de insansız ve uzak, sonra insanlı ve yakın mesafeli testler yapılmak zorunda. İstisnasız hepsi başarılı olsa bile bu süreç yıllar alıyor. Yani hem paranızı hem de yıllarınızı, bırakın dönüşünü, gidişi bile garanti olmayan bir işe dökmek zorundasınız. Apollo 11'de Ay'a 3 insan gönderilmiş. Bunlardan birisi görev sırasında Ay yörüngesindeki uzay aracında kalmıştı. Neil Armstrong ve Buzz Aldrin ise daha küçük bir araçla Ay yüzeyine inmiş, yine aynı araçla Ay yörüngesindeki Apollo 11'e dönmüşlerdi. Bu sırada yörüngede bir kişi, Ay yüzeyinde iki kişi bulunmuştu. Ay seferlerinde öğrendiğimiz bu formülü Mars'ın yüzeyine ulaşmak için kullanabiliriz. Nitekim arada ciddi bir fark var. Ay'da bir atmosfer yoktu, Mars'ta var ve biz oraya hiç alışkın değiliz. Kısaca bize çok yabancı olan onlarca koşulda tek bir şeye odaklanmak zorundayız. Mars yüzeyinden ayrılıp yörüngedeki araca ulaşabilmek. Mars yüzeyindeki bir aracın havalanıp yer çekiminden kurtularak uzay boşluğunda yol alabilmesi için saniyede 5 kilometre, yani saatte 18 bin kilometre hıza ulaşması gerekiyor. Apollo 11 görevinde Ay yüzeyindeki modülün ulaşması gereken hız 8300 kilometre saat idi. Yani Mars'ta Apollo 11'in Ay modülüne kıyasla 2 kat daha büyük bir yüzey aracına ihtiyacımız olacak. Daha büyük araç, daha çok yük demek. Daha çok yük ise daha çok yakıt. Yani kısaca her hamlede masraflarımız ve zorluklar giderek katlanıyor. Peki ya kalkış için kullanacağımız yakıtı yanımıza götürmeyip Mars'ta üretsek nasıl olur? Mars yüzeyinde metan ve buz halde su olduğunu biliyoruz. Metan ve suyun hidroliz edilmesiyle hidrojen elde edip bu hidrojeni yakıt olarak kullanabiliriz. Ancak bunun için de Mars yüzeyinin fırtınalı ve zorlu koşullarında bir tesis kurmak zorundayız. Hatta metanı ve buz haldeki suyu hidroliz etmeden önce madencilik seviyesinde çalışmaya ihtiyacımız olacak. Mars yüzeyinde iki kişinin madencilik yapabilmeleri için seyahat edebilecekleri tekerlekli bir arabaya, yüzeyi delebilecekleri sondaj makinesine ve hidroliz işlemleri için minik bir taşınabilir tesise ihtiyaçları var. Üstelik tüm bu ekipmanları getirebilsek bile Mars yüzeyinde geçirilmesi gereken süre uzuyor. Uzun süre Mars'a kalmak ise yeni bir yiyecek, su ve barınma sorununu beraberinde getiriyor. SpaceX ve Elon Musk'ın Mars hayalleri kabul edilebilir. Ancak hikaye bize hep eksik anlatıldı. Mars'a gidecek ilk insanların nasıl yerleşim kuracağı ve orada nasıl yaşayabileceklerine dair elle tutulur bir bilgimiz yok. Mars'a yerleşecek ve ömür boyu orada yaşayacak, orada çoluk çocuğa karışacak insanların neler yaşayacaklarını kestiremiyoruz. Mars'a girecek ve yerleşecek insanların koloni kurabilmeleri için dünyadaki gibi evim diyebilecekleri alanlara ihtiyaçları var. Üstelik bu evleri Mars toprağından ya da kayalardan üretmek imkansıza yakın. Çünkü bolca malzeme götürülmesi gerek. Dolayısıyla Mars'a gidecek insanlar Mars'taki evlerini de dünyadan götürmek zorunda kalacaklar. Bugüne kadar Mars'a gidecek ilk insanların yaşayacakları evler işte böyle olacak denilen bir proje ortaya atılamadı.
Üstelik evler üretildiğinde bile yıllar boyunca yüzlerce teste tabi tutulacak. Üstelik bu evleri Mars yüzeyini taklit eden yapay ortamlarda denemek, yıllarca içerisinde yaşayarak deneyimlemek ve karar vermek gerekecek. 2015 yılında vizyona giren Marslı filminde kahramanımız hayatını Mars toprağında patates yetiştirerek idame etmişti. Ancak bir kişi değil, Mars'taki bir koloniyi doyuracak düzeyde bir tarım projesi de bulunmuyor. Belki Mars'ta yaşayacak ilk insanlara dünyadan her 6 ayda bir tonlarca ağırlığa sahip konserveler göndeririz. Ancak giden her roketin kesin olarak Mars'a ulaşamayacağı da aşikar. En ufak bir hata da oradaki insanları açlığa terk etmiş oluyoruz. SpaceX ya da Mars One gibi projeler heyecan verici ama oraya gidecek insanların hayati ihtiyaçlarına dair net bir şey ortaya koymuyorlar. Kimse şu ana kadar oradaki insanlar şöyle tarım yapacak, şöyle yemekler yiyecekler, şu şekilde evde yaşayacaklar diyemedi. Var olan tüm söylemler birer varsayımdan ibaret. Denenmiş, yıllarca test edilmiş ve onaylanmış bir sistem henüz bulunmuyor. Tüm bunlara rağmen SpaceX 20 yıla kadar Mars'a sadece bir insan değil, koca bir koloniyi göndereceğini söylüyor. Söylemek kolay. Ancak bugüne kadar gördüğümüz tüm denemeler sadece her şeyin başlangıcı olan Mars'a ulaşma adımına dair. Üstelik henüz Mars'a insanları götürmesi planlanan Starship aracı daha bir kez bile dünyadan ayrılmış değil. Bunun yanı sıra yukarıda bahsettiğimiz tüm o hayati gereksinimlere dair tamamlanan testler ve işte budur diyebileceğimiz bir örnek şehirleşme yapısını da göremedik. Mars'ta öğle saatleri hava sıcaklığı ortalama eksi 20 derece. Elbette geceleri dondurucu bir soğuk var. Böylesine düşük sıcaklığa sahip bir ortamda bozulacak güneş panellerini tekrar tekrar kullanmak imkansız. Hadi suyu Mars'taki buzları çözerek hallettiler diyelim ki böyle bir şeyin garantisi de yok. O suyu çözecek sıcaklığı da üretmeniz gerekecek. Elektrik için de dünyaya kıyasla daha güçlü olan güneş panellerini kullandığımızı farz edelim. Aynı elektrik ile suyumuzu ısıttığımızı düşünelim. Mars'tan dünya ile iletişim kurmamızı sağlayacak olan internet bağlantısını da Elon Musk'ın Starlink uyduları sağlasın. Tüm bu sorunlara garanti çözümler sunmak için 20 yıl sizce yeterli bir zaman mı? Tüm bu gerçekçi yaklaşımların kaynağı olan yazar H.B. Vance'a göre Mars'ta koloni kurmak, elimizde bir şişe matara su ile Sahara çölünü aşmak gibi bir hayal. Ancak bu hayali kurmak ve yaşatmak her ne kadar gerçekçi görünmese de 20 yıl içinde Mars'ta birden fazla insanın hayat kuracağını düşünmek insanları daha çok çalışmaya itiyor. Daha çok çalışma yapmak tüm hayallerin gerçekleşmesini kolaylaştırıyor. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.